Bugün açık havadan seslenmek istedim size. Küçük bir kaçamak yaptık eşimle beraber. Keyifli bir yerdeyiz. Çanakkale tarafında. İsmini söylemeyeyim şimdi, sonra bir anda çok doluyor böyle yerler. Ben boş kalmalarını tercih ediyorum. Kusura bakmayın, biraz bencilce olabilir. Bugün merkeziyetsizlik üzerine konuşmak istiyorum. Merkeziyetsizlik işte blockchain teknolojisi mümkün kıldığı yeni bir dünya bizler için. Her şeyin merkeziyetsiz olabiliyor. Bitcoin, merkeziyetsiz para. Desantralize otonom organizasyonlar veya benim deyimimle merkeziyetsiz otonom organizasyonlar başka bir fırsat. Bugün bununla ilgili bir yazı yazdım bu arada. Aşağı linkini bırakıyorum, okuyabilirsiniz. Bu fikirleri müthiş buluyorum. Çünkü bunlar diyorlar ki çoğunluk için kararı azınlık vermemeli. Bir merkez her şeyin kararını vermemeli. Bu şirketler için de böyle. Bu devletler için de böyle olmalı. Yani şu an düşünebiliyorsunuz. Mesela şeyi düşünün. Rusya'yı düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. Kanada'yı düşünün. Bunlar devasa ülkeler. Yani Rusya'nın mesela sınırı yok bir yerde. Hani bir kıta, iki kıta büyüklüğünde neredeyse. Ve Kremlin'de oturmuş bazı abiler bununla ilgili kararları veriyor. Putin denen tek bir merkezi adam ülkeyi savaşa sokuyor. Aynısını Amerika için de söyleyebilirsiniz. Yani Washington'daki bir avuç insan bütün dünyayı yönetiyorlar neredeyse. Veyahut da BlackRock diye bir yatırım şirketi var. 10 trilyon dolar parayı yönetiyorlar. Yani hani böyle bizim bu komplo teoricileri hep Rothschild ailesinden, Rockefeller'dan falan bahsederler ya. Çünkü BlackRock'tan haberleri yok çoğunun. Esas baba BlackRock yani. 10 trilyon dolar. Dünyadaki her şeyin sahibiler diyebiliriz yani. Ve her şeyin sahibi olmak tabii aynı zamanda bu insanların buralar hakkında karar vermesini mümkün kılıyor. Yetkiler onlarda oluyor. Oysa dünya büyük bir yer ve bir sürü insanın başka beklentileri, başka arzuları var. Ve bu merkezi yapıların verdiği kararlara mahkum olmak zorunda değiller bana kalırsa. İşte merkeziyetsizlik, yani blockchain dünyasının yarattığı merkeziyetsizlik bunu mümkün kılmaya aday. Başaracak mı, başarmayacak mı bilemiyorum. Ama beni heyecanlandırıyor. Nedir merkeziyetsizlik? Bir örnek vermeye çalışayım. Mesela eğitim sistemi. İnanılmaz merkeziyetli bir yapı. Milli Eğitim Bakanlıkları var her ülkenin. Sonra o Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okullar var. O okulların genellikle merkezi bir sınavla girdiğin bir yapıları var. Ve herkesi birbirine benzetmeye çalışıyorlar. Yani her ülkede hiç sekmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı asıl amacı ülkenin yararlarına uygun vatandaş yetiştirmek. Bu da epey tartışmalı bir şey. Çünkü işin içine ideoloji giriyor. Neyin yararlı, neyin zararlı olduğu epey tartışılabilir. İşte üniversitelerin amacı mesela şirketlerin, dev merkezi şirketlerin istediği elemanları yetiştirmek. Oysa bu dev şirketlerde çalışmak istemeyen, başka özgür, bağımsız fikirleri olan, dünyaya çok farklı şekillerde katkıları bulunabilecek bir sürü insan var. Ve bu merkezi yapı herkesi birbirine benzetiyor. Aynı şeyleri öğreniyoruz, aynı şeyleri beğeniyoruz, aynı şeyleri seviyoruz ve aynı kariyerlere sahip olmak zorundayız. Bunun yıkılması gerekiyor. Mesela benim sevdiğim bir merkeziyetsiz bir organizasyon var. Adı Rabbit Hole. Aşağı linkini bırakacağım. Buradaki sistem çok farklı işliyor. Burada giriyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir blockchain problemi çözmek istiyorum. O problemler kimin problemleri? Blockchain üzerine proje geliştiren şirketlerin problemleri. Problemi oraya koyuyorlar ve bana bunu çözer misin diyorlar. Bağımsız herkes, bir Türkiye'den siz de yapabilirsiniz bunu, teknolojisini anlıyorsanız bu işin. Giriyorsunuz ve o problemi çözmeye çalışıyorsunuz. O problemi çözerseniz bir token kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız token sayesinde birkaç şey yapabiliyorsunuz. Bir, bu token para edebiliyor. Normal pazar yerlerinde paraya dönüşebiliyor. İkincisi, daha hoş bir şey daha yapabiliyorsunuz. Bu token aynı zamanda sizin CV'nizin inşaatı anlamına geliyor. Çünkü blockchain teknolojisi çözebildiğiniz problemler ortaya çıkıyor. CV adım adım koyuyorsunuz. Sizin teknolojik bilginizi ölçecek bir bir oluşum oluyor bu. Ve üçüncü boyutta da, kamerada biraz zorlanıyorum bazen. Ve üçüncü bir boyutta da neyi getiriyor? O şirket sizi doğrudan işe alabiliyor isterse. Veyahut da sizi işe almasa da size bir proje aktarabiliyor. Ve o projede birlikte uzaktan bağımsız çalışabiliyorsunuz. Şimdi merkezi bir yapı yerine. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üniversite çalışıyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü gelecek için hazırlanıyorsunuz. Bir üniversitede öğrenciyseniz, o üniversitenin gelecekte hangi meslekler iyi olacak inancına dair derslerde sürünüyorsunuz. Oysa aslında dünya çok farklı yönlerde gelişebilir. Ve mesela şu anda baktığım zaman üniversitelere, biliyorsunuz ben de part-time bir üniversite öğretim görevlisiyim zaman zaman. Şunu görüyorum ki üniversiteler bu yeni dünyayı hiç anlamıyorlar. Ve orada verilen derslerin çok büyük bölümünün bu yeni dünya için pek anlamı yok. Bu durumda merkeziyetsiz bir yapıda bir genç gidecek. Merkeziyetsiz bir yapıda buluştuğu şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak kendini geliştirecek. Bu aynı zamanda onun sevdiği, arzu ettiği bir alanda olacak ve eğitim alacak. Daha doğru şey bu değil mi ya?
Merkeziyetsizliğin getirdiği başka bir şey de topluluklar. Topluluklara dönüşebiliyorsunuz ve toplulukların gücü muazzam. Ne demek? Ne demek topluluk? Mesela yine aşağıda linkini veriyorum. Bir enteresan bir merkeziyetsiz bir organizasyon var, adı Friends with Benefits. Faydası olan dostlar diye çevirebiliriz. Hayır, o sinema filmiyle karıştırmayın, bir de öyle bir film vardı biliyorsunuz. O değil bu. Bu bir merkeziyetsiz organizasyon, bir topluluk aslında. 6000 üyesi var ve bu topluluğun üyelerinin ilgilendiği konular yaratıcılık, teknoloji, bir yandan tabii kripto paralar, yatırım fırsatları, NFT'ler vesaire gibi alanlar. Bu topluluğa üye olmak için bir token'a ihtiyacınız var. İşte o ekonomisini sağlıyor bu grubun. O token'ı satın alıyorsunuz. Bu da gruba bir ekonomi sağlıyor. Ve grubun üyelerinin amacı birlikte güzel şeyler yapmak. Neler yapıyorlar? Beraber projeler yaratıyorlar, startuplar yaratıyorlar, NFT'ler yaratıyorlar. Blockchain teknolojisinin özellikle daha fazla insan tarafından tanınması, bilinmesi için projeler, eğitimler geliştiriyorlar. Bir yandan da yani eğleniyorlar, sosyal bir topluluklar bir araya geliyorlar vesaire. Ve bu yapı merkeziyetsiz. Yani o yapının işleyişini, o yapının ileriye nereye doğru gideceği, topluluğun kurallarını, toplulukta neyin konuşulup konuşulmayacağını, topluluğun projelerini topluluğun üyeleri belirliyorlar. Bu müthiş bir yapı değil mi? Mesela bunu daha büyütün, bu yapıyı, ve daha geniş topluluklar oluşturmamızı düşünelim. Mesela bir ülkeyi, bir devleti bir topluluk olarak görebiliriz belki. Niye? Çünkü o devletin bireyleri, o ülkenin bireylerinin devlet yönetiminde direkt söz sahibi olmasını isterim ben. Yani şimdi de demokrasi var deniyor ama işte en iyi demokrasilerde bile yolluyorsunuz oraya birisini 5-6 yıl, pek de karışamıyorsunuz ne yaptığını. Daha kötü demokrasilerde oraya birisini yolluyorsunuz, bir daha geri de gelmiyor yani. Ömür boyu sizi yönetiyor ve bütün gücü elinizden alıyor. Niye böyle olsun? Merkeziyetsiz yapılar bunu da çözer diye düşünüyorum. İşte bütün bunlar beni merkeziyetsizlik konusunda müthiş heyecanlandırıyor. Hatta bir projemiz var. Belki sırf merkeziyetsizlik konuşacağımız bir podcast yaratmayı düşünüyoruz. Ben de bu konularda sık sık içerikler üretmeye çalışıyorum. Aşağıda linklerde birkaç tane örnek yazıyı görebilirsiniz. Hem Medium'da hem blogumuzda yayınladığımız. Bunları bir gözetmekte fayda var. Ve iddiam şu ki önümüzdeki dönem blockchain teknolojisinin sağladığı merkeziyetsizlik ile merkezi yapılar arasında büyük bir savaş çıkacak. Bu savaş inşallah Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi silahlı bir savaş olmayacak. Ama daha az zorlu bir savaş olacağını düşünmüyorum. Bugün bile bunun örnekleri var. Mesela Apple'ın App Store'unda merkeziyetsiz oyunları yükleyemiyorsunuz bile. Çünkü Apple onlardan nasıl para kazanacağını bilmiyor. Merkeziyetsiz yapıyı beslemek istiyor, desteklemek istemiyor. En bu yeni blockchain'lere, bitcoin'lere falan yakın diye düşündüğümüz insandır Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey. O bile Web 3.0'a merkeziyetsize karşı çıkıyor. Ben bunlardan hoşlanmıyorum ve bunların aslında bize şunu gösterdiğini görüyorum. Farkındalar bu yeni dünyanın merkezi yapıları nasıl değiştireceğini. Elbette merkeziyetsiz şirketler hakkında, organizasyon hakkında bir sürü endişelenecek konu var. Çok yeni yapılar bunlar. Nasıl para kazanacaklar? Kritik bir karar alınması gerektiği zaman merkeziyetsiz bir yapı kararı alabilir mi? Verimsizlikler olur mu? Bunların teknolojik altyapısı nasıl olacak? Yani bilmeyen çok şey var. Bu da inkar edemem. Veyahut da buralarda çalışmak ne demek? Kariyer nasıl yapılır? Bu konular da henüz bilinmiyor. Ama bilinmezi kucaklamayı seviyorum ben. Ve önümüzdeki dönemde merkeziyetsizlik benim en kritik konum haline gelecek. Merkeziyetsizlik hakkında yazacağım, çizeceğim, dünyadan örnekler paylaşmaya başlayacağım. Ve bütün iletişim kanallarımı, blogumuzu, YouTube'u bu alana odaklamaya çalışacağım. Umarım siz de ilgilenirsiniz merkeziyetsiz yapılarla. Ve merkeziyetsizliğin de merkeziyetçi yapıların bu mücadelesinde tarihin doğru tarafında yer alırsın. Görüşmek üzere. Bu arada buradan da küçük bir görüntü paylaşayım size. Böyle cennet gibi bir yerdeyiz şu anda. Dediğim gibi neresi olduğunu söylemeyeyim. Doğanın bir mükemmel olduğu bir yer. İleride şarap bağları var, görüyorsunuz, üzüm bağları var. Harika bir tesis. Çok keyfimize yerinde. Evet, bugünlük de bu kadar. Merkeziyetsiz bir dünya için mücadele etmeye hazırsanız beni izlemeye devam edin. Sevgiler, saygılar.